أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد Muhterem cemaati müslimin, değerli müminler, sözlerimize başlamadan önce bizleri İslam nimetiyle müşerref kılan, Müslüman kılan, mümin kılan Yüce Rabbimize hamd eder. Gönüllerimiz sultanı, rahmet peygamberi, iki cihan serveri Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat ve selam eder ve yeryüzünde bulunan bütün Müslümanlara selam ederiz. Rabbimiz günümüzü, günlerimizi, ömürlerimizi hayırlı ve mübarek eylesin. Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz cümlemizi umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. Değerli müminler, Rabbimizin lütfu ile henüz daha toprağın altına girmedik. Toprağın üstündeyiz. Her geçen gün, her geçen saniye, her geçen ay, her geçen yıl ölüme doğru, ahirete doğru yol almaktayız. Rabbimiz Celle Celaluhu toprağın üzerindeki ömrümüzü, kalan ömrümüzü öncekinden daha hayırlı, daha bereketli eylesin. Rabbimiz ömrümüzü de, günlerimizi de, yaşamış olduğumuz saatleri de Rabbimizin razı olduğu şekilde değerlendirmeye çalışan ve bu konuda ailece gayret eden kullarından eylesin. Tabii zaman geçiyor. Her geçen zaman bir anlamda aleyhimize de işliyor. Çünkü yeni yeni fırsatlar geliyor. Fırsatları değerlendirmediğimiz zaman bu sefer zaman da, ömür de, günler de, aylar da, saniyeler de, yıllar da aleyhimize işlemiş oluyor. Dolayısıyla zaman, ömrümüz aleyhimize işlememesi için nefsimizi her dem muhasebe etmemiz lazım. Her dem sabah akşam nefsimizi bir hesaba çekmemiz lazım. Çünkü dünyadayken nefsini hesaba çekenlerin ahiretteki mahkeme-i kübradaki hesabı kolay olur. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi ömrümüz boyunca devamlı nefsimizi muhasebe eden ve ahiretteki hesabı da kolay olan kullarından eylesin. Tabii bu nefsimizi muhasebe etme konusunda bazı engeller var. Bazı konular var ki onlar bizim nefsimizi hesaba çekmemize engel oluyor. Bu engelleri aşmamız lazım. Mesela o engellerden birisi ahireti düşünmemek. Ahiret eksenli yaşamamak. O engellerden birisi ahiretteki mizanı, sevap ve günah terazisini, yani sevapların ve günahların tartıldığı, o amellerin tartıldığı o teraziyi düşünmemek. Çünkü kişi bunu düşünse Allah'ın izniyle bilir ki demek ki şu salih ameller orada çoğalacak. Efendim şu kötü ameller de orada bizim mizandaki terazimizde o günah küfesini iyicene bastıracak. Bu da benim aleyhime olur düşüncesiyle bunu bilir kişi. Nefsini böyle hesaba çektiği zaman salih amelleri çoğaltır ve günahlardan da tövbe eder ve günahlara da yaklaşmamaya çalışır. Bu da nedir? Nefsi muhasebeyle güzel olmuş olur. Dolayısıyla ahireti düşüneceğiz. Mahşeri düşüneceğiz. Hesap gününü düşüneceğiz. Sevap ve günahların tartıldığı mizanı düşüneceğiz. Elimize verildiği zaman hadi oku bakalım.
bu hesap sorucu olarak bu nefsin sana yeter denilerek elimize verilen amel defterini düşüneceğiz. Sırat köprüsünü düşüneceğiz. Cennet ve cehennemi düşüneceğiz. Rabbimizin rızasını ve Rabbimizin gazabını düşüneceğiz ki nefsimizi muhasebe etmiş oluruz. Dolayısıyla böyle düşündüğümüz zaman bizi daha fazla sevaplı işlere, salih amellere, ibadetlere, günahlardan kaçmaya sevk eder. Bu da her müminin istediği ve cennetlerin de aşık olduğu mümin özelliklerindendir. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi ahireti düşünerek, mizanı düşünerek, mahşer gününü düşünerek nefsini muhasebe eden ve salih amellerini çoğaltan kullarından eylesin. Kur'an-ı Kerim'de 114 sure var. Bu surelerden birisi de Mü'minun, yani Mü'minler suresi. Elhamdülillah biz mü'miniz ve bizlerden bahseden sureler var. Zaten Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetlerinin muhatabı biziz. Biz Müslümanlarız. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'i bol bol okumalıyız. Elimizden geldiği kadar ezberimizi artırmalıyız. Sadece birkaç tane ezberle, birkaç tane ezber bildiğimiz sureyle yetinmememiz lazım. Bunu artırmaya gayret etmemiz lazım. İşte bu yüce kitabımız Kur'an-ı Azimuşşan'ın Mü'minun suresinin 102 ve 103. ayeti kerimeler de Rabbimiz Celle Celaluhu bizlere ahireti mizanı hatırlatıyor. Estağfirullah. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Her kimin o mizanda sevapları ağır basarsa, işte onlar kurtuluşa ermişlerdir. Elhamdülillah. Kimmiş kurtuluşa erenler? Sevapları mizanda ağır basanlar, o terazide ağır basanlar. Onlar kurtuluşa ermiş olanlardır. Demek ki ahirette kurtuluşa erecek olanlar, cennet ehli olacak olanlar, Rabbimiz Celle Celaluhu'nun rızasını nail olmuş olacak olanlar ve ebedi olarak Rabbimizin cennetlerinde kalacak olanlar kimlermiş? Sevapları o mizanda ağır basanlar. Elhamdülillah. O halde biz de onlardan olmak istiyoruz. Ne yapacağız? Sevaplarımızı, sevaplı amellerimizi, ibadetlerimizi çoğaltacağız. Günahlardan kaçınmamızı, tevbemizi, istiğfarimizi, Rabbimizin dinini heyecan ve coşkuyla yaşamamızı artıracağız. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi mizanı sevaplarla ağır basan kullarından eylesin. Şimdi ayet-i kerimenin devamında da bunun tam tersi var. Şimdi ne okuduk ayet-i kerimede? فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Her kimin sevapları o mizanda ağır basarsa onlar kurtulmuştur. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَاُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ خَسِرُوا اَنْفُسَهُمْ ف۪ي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ Her kimin sevapları da hafif kalırsa, yani günahları ağır basarsa, onlar da kendi nefislerine yazık eden kimselerdir ki onların kalacağı yer ebedi olarak cehennemdir. Allah korusun. Demek ki terazide sevaplarımız ve günahlarımız tartılacak. Sevaplarımız ağır basarsa kurtulanlardan olmuş olacağız. Ancak sevaplarımız hafif kalır da günahlarımız ağır basarsa, ifade çok mühim. فَاُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ خَسِرُوا اَنْفُسَهُمْ Onlar kendi nefislerine yazık edenlerdir. Yani orada günahların ağır basması, kişinin kendi kendine eziyet etmesi, kişinin kendi kendine zulmetmesi, kişinin kendi kendini zillet içerisinde bırakması demektir. Kişinin kendi kendini husrana sokması demektir. Öyle olur ki fi cehenneme halidun, onlar cehennemde ebedi olarak kalacaklardır diyor Rabbimiz. Tabii kafirler ebedi kalacak. Ancak mümin olanlar cezasını çektikten sonra onlar da yine Rabbimizin cennetiyle müşerref olacaklar. Dolayısıyla bizler bu ayeti kerimeleri okuduğumuz zaman bizde ne his uyanıyor? Cennet ehli olalım, cehennemden uzak kalalım. Dolayısıyla sevapları yapalım, sevaplı işleri, amelleri yapalım, cennet ehli olalım, kurtuluşa ermişlerden olalım, günahlardan kaçınalım, tevbe edelim, istiğfar edelim, haramlardan el etek çekelim. Dolayısıyla
sevaplarımız havada kalmasın, günahlarımız iyice ağır basmasın, sevaplarımız ağır bassın diye böyle çalışma içerisinde olursak cehenneme girecek olan kişilerden olmaktan da kurtuluyoruz elhamdülillah. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi salih amelleri çoğaltıp mizanda sevapları ağır basan kullarından eylesin. Rabbimiz cümlemizi mizanda günahları ağır basmaktan cümlemizi korusun, muhafaza eylesin. Demek ki nefsimizi bir hesaba çekeceğiz. Bunun en güzel hesabı da işte ahireti mizanı düşünmek. Teraziyi düşünmek, sevap ve günahların tartıldığı o günü düşünür isek, mizanı düşünür isek, bu da bizim dini yaşama konusunda gayretimizi artırır, muhasebemiz güzel olur. Dünyada böyle güzel nefsimizi muhasebe eder, sevaplı işlere bizi sevk eder ise o muhasebemiz, ahirette de Rabbimizin huzuruna çıktığımız zaman elhamdülillah, iyi ki dünyadayken nefsimi muhasebe etmişim, iyi ki mizanı düşünmüşüm, iyi ki amel defterini düşünmüşüm de salih amelleri çoğaltmışım diye sevinci ve mutluluğu yaşamış oluruz. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi ahirette sevaplı işlerin, salih amellerin o sevincini yaşayan kullarından eylesin. Tabii en büyük yatırım nedir? İşte en büyük yatırım salih ameldir. Ahirete yatırım. Yani dünyevi gözle baktığımız zaman en büyük yatırım işte efendim arsaydı, borsaydı, tarlaydı, gayrimenkuldü, altındı, sanal paraydı, bitcoin'di vesaire falan. Bunlar ne oluyor? İşte bir koruyorsun, üç alıyorsun, beş alıyorsun, bir kazanç gibi gözüküyor. Tamam kazandırıyor ama ne zamana kadar kazandırıyor? Ölüp gideceğiz, burada kalacak hepsi. Ama salih ameller öyle bir kazandırıyor ki onlar ölmüyor. O kazandığımız bütün mallar, mülkler, tarlalar, bağlar, bahçeler, bütün zenginliğimiz mezarın içine giremiyor ama salih amel oraya giriyor ve bizi yalnız bırakmıyor. Dolayısıyla ebedi olana yönelmek lazım. Her dünyada kalıcı olanları da ahiret için kullanırsak o malımızı, mülkümüzü, zenginliğimizi, paramızı, kazancımızı ahiret için kullanırsak zekatlarda, sadakalarda, hayır hasenatta, işte cami gibi, mescit gibi, Kur'an kursu gibi, yetim öksü, garip kurabuka gibi böyle ihtiyacı olan yerlere harcar isek o malımızı, mülkümüzü ebedi kılmış oluruz. Ancak sadece dünyevi ihtiyaçlarımız için sadece ona odaklanır da ahiret eksenli para kazanmaz, ahiret eksenli harcamaz, ahiret eksenli yaşamazsak o malın mülkün de bize bir faydası yok. O ebedi olarak ameli salihlerin ucuna bile yaklaşamaz. Dolayısıyla bize lazım olan, bize kazançlı olan ve ahirette kabirden başlamak suretiyle bizi yalnız bırakmayacak olan salih amelleri çoğaltmamız lazım. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi salih amellerimizi çoğaltan ve bu konuda gayret eden, ailece heyecanla ve coşku ile salih amelleri çoğaltma konusunda gayret eden kullarından eylesin. Şimdi kıymetli müminler, ahirette çok önemli hususlardan birisi de bu mizan dedik ya, o günahların ve sevapların tartılmasıyla birlikte bir de elimize kitap verilecek. O sevaplar, günahlar tartıldıktan sonra zaten elimize verilecek kitapta da bu amel defteri olmuş olur, bu defter. Ve oralarda da dünyada ne yaptık, ne ettik hepsi kayıtlı. Yani gizli saklı bir şey yok. Dünyadayken bir kısım güvenlik kameralarından, MOBESE'den, şundan bundan, belki insan şöyle etti, böyle etti, kırdı, vurdu onu, şöyle etti, diyelim kaybetti ama Allah'ın kamerasından, Allah'ın gözetlemesinden kimse kurtulamaz. Dolayısıyla işte o gün elimize amel defteri verildiği zaman gizli saklı yaptığımız günahlar, gizli saklı terk ettiğimiz farzlar, gizli saklı çiğnediğimiz emirler, gizli saklı yaptığımız haram ve günahlar hepsi orada küçüğünden büyüğüne orada olacak. İşte Rabbimiz Celle Celaluhu o amel defterini, yani düşündüğü zaman kişi nefsini dünyadayken muhasebe ettiği zaman ahirette sevinç ve mutlulukla amel defterini alacağımızdan dolayı Rabbimiz bizlere şöyle bir hatırlatmada bulunuyor. İsra suresi 14. ayeti kerime. Estağfirullah. İkra kitabek. Kitabını oku. Şimdi amel defteri verilecek ya, kimisine sağdan verilecek, İşte kimisine önden verilecek, o bir de
önden aldığı zaman, sağ eliyle aldığı zaman, bu ifadeler Kur'an-ı Kerim'de var. O onun böyle kurtulacağına, iyi bir mümin olduğuna delalet ediyor, işarettir bu. Ancak arka tarafından ya da sol eliyle verildiği zaman o da kişinin Allah göstermesi husrana uğradığının bir işaretidir. Dolayısıyla orada şöyle sahneler de var. Amel defterini aldığı zaman kişi böyle ailece de sevinecekler. Diyecekler ki bakın şu amel defterime. Böyle karnesini almış çocuk nasıl böyle bütün notları peki 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 ya da yüz 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 almış sevinir ya. Bak benim karneme bak. Bak takdirini aldım. Bak teşekkürünü aldım. Nasıl sevincini paylaşıyor ya. İşte Kur'an-ı Kerim'de Rabbimizin beyan ettiği ayeti kerimelerde mahşer günü amel defterinde sevapları gören mümin bakın benim amel defterime. Bakın bakın ben böyle olacağını biliyordum. Çünkü Allah vaat etti. O vaadinden dönmez. Doğru söyleyenlerin en doğrusu Allah'tır. Ben buna inandım ve ben böyle yaşadım ve şimdi sonucunu, meyvesini görüyorum. Bakın amel defterime diyecek insan. İşte böyle olmak için ne yapmak lazım hepimiz? Çalışmamız lazım. Elimizden geldiği kadar ailece çalışmamız lazım. İbadet dayanışması içerisinde olmamız lazım. Şimdi ayeti kerimeye bakalım. İsra suresi 14. ayeti kerime. Ne buyurdu Rabbimiz? İkra kitabet. Kitabını oku. Yani hepimize özel verilen bir hitaptır bu. Hepimize tek Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma, Hasan, Hüseyin al kitabını oku, amel defterini. Sonra ne diyecek Rabbimiz? Kefa bi nefsikel yevme aleyke hasima. İşte bugün sana hesap sorucu olarak nefsin yeter. Hani nefsimiz böyle haram olsun, helal olsun fark etmiyor. Hoşuna giden hevasına, böyle kafasına uygun olan ne varsa onun peşine gitmeye çalışıyor ya. İşte helal olsun, piyango, efendim kumardı, lotoydu, totoydu, iddiaydı. Nefis onu istiyor. Kazanayım yeter ki. Ya da af buyurun gayrimeşru bir ilişkiler, efendim nikahsız beraberlikler gibi. Ya da efendim birisini aldatma şöyle böyle. Velhasıl nefis haram olan şeyleri iyi görüyor. Nefis çirkin olan şeyleri güzel görüyor. Nefis Allah'ın yasaklamış olduğu şeyleri ya çiğnesen de bir şey olmaz gibi böyle kişiye tatlı süslendirilmiş göstermeye çalışıyor. İşte Rabbimiz Celle Celaluhu bugün bu mahşer gününde şu amel defterini al bir oku, bugün sana hesap sorucu olarak nefsin yeter diyecektir. Dolayısıyla madem ki nefsimiz hesap sorucu olarak ahirette bize yetecek ise nefsimizi efendim onun böyle boynuna bir yular koymamız lazım. Onu biz yönlendirmemiz lazım. Bak şu anda ne güzel elhamdülillah. Sizler ne yaptınız? O nefsinizi buraya getirdiniz. İşte bütün hayatımızda böyle. Abdese götürdünüz değil mi? Abdest aldı. Sonra geldiniz buraya yürüdünüz. İstikamet camiydi. Nefsinizi buraya getirdiniz. Şimdi birazdan sünnet namaz için nefsimizi kaldıracağız. Sonra farz namaz için kaldıracağız. Sonra son sünnet için efendim nefsimizi kaldıracağız. Ondan sonra tesbihat için, dua için, işte hayatımızın bütün alanlarında, ibadetlerde nefsimizi nasıl namaza getiriyor isek bütün ibadetlere de böyle nefsimizin yuları bizim elimizde olmak kaydıyla ibadetlere, sevaplı işlere götürmemiz, sürüklememiz, sevki idaresi bizde olacak şekilde salih amelleri çoğaltmamız lazım. İşte o gün amel defteri elimize geldiği zaman elhamdülillah ya Rabbi sen Kur'an-ı Kerim'de bizlere ne güzel mesajlar verdin, ne güzel tavsiyelerde, emirlerde bulundun, ne güzel örnekler verdin, cennet cehennem sahneleriyle bizi ne güzel, ne dehşetli uyardın merhameten. Ben de onları dinledim, nefsimin yularını elime aldım ve senin yoluna sevk ettim. Bugün elhamdülillah çok mutluyum diyecek insan. Dolayısıyla böyle diyebilmek için nefsimizi dünyadaki muhasebe etmemiz lazım ve nefsimizi muhasebeye engel olan bu ahiretteki mizanı, sevapların, günahların tartılmasını, amel defterini unutmamamız lazım. Ne yaparsak yapalım o mizana buradan günah ya da sevapların gideceğini, amel defterlerine kaydedileceğini, ondan sonra al kitabını oku, şimdi sana hesap sorucu olarak nefsin yeter denileceğini unutmamak lazım. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi toprağın üstündeyken nefsimizi muhasebe eden, toprağın altına girdikten sonra da ahirette de o büyük mahşer alanında Rabbimiz tarafından yapılan o hesap gününde hesaba çekilmesi kolay olan kullarından eylesin. Tabii bunun daha kolay olması için
Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de mübarek sözleriyle bizlere bazı böyle nasihatlerde bulunuyor. Çok güzel sözleri var Efendimizin, çok güzel tavsiyeleri var. Neticede Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rahmet peygamberidir. Hepimize Rabbimizin o rahmetini efendim gösteriyor. Göstermiş olduğu yol da cennete varan bir yol. Dolayısıyla peygamberimizin hadislerini, peygamberimizin sünnetlerini, peygamberimizin ahlakını ahlak edinmemiz lazım. Yolunu yol edinmemiz lazım ki o yolun sonu elhamdülillah cennettir. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini yol edinen, ahlakını ahlak edinen ve ahirette de onun şefaatine nail olan kullarından eylesin. Bir gün şöyle buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem: size 5 haslet vasiyet ediyorum. Yani Allah o 5 hasletle sizin hayrınızı böyle artırmak, bizi sizi kemale erdirmek istiyor. Dolayısıyla hem de dua ediyor. Bu 5 hasleti yaparsanız hem sizin hasletleriniz, o hasletlerinizin ahlakınızın kemali artsın diye Efendimiz böyle hem bir vasiyette, hem bir nasihatte, hem de bir duada bulunmuş olur. 1. Yiyemeyeceğiniz şeyleri toplamayın. 2. İşlerinde oturamayacağınız binalar yapmayın. 3. Yarın bırakıp gideceğiniz şeylerde başkalarıyla tartışmayın. Her şey dünyada kalacak. 4. Ona kavuşup huzurunda toplanacağınız Allah'tan korkun. 5.'si de sonuncusu da varacağınız ve orada ebedi kalacağınız yer için şimdiden hazırlıkta bulunun. Dolayısıyla yiyemeyeceğimiz şeyleri toplamak bu zaman israfıdır ve yanlış istikamete yönelmektir. İşlerinde oturamayacağımız binaları yapmak yine zaman israfıdır ve ahirette sevinemeyeceğimiz işler yapmaktır. Yarın bırakıp gideceğimiz şeyler için de akrabalarımızla, ailemizle, arkadaşlarımızla tartışmak da bu da fuzuli işlerdir. Aleyhimize işleyecek hususlardır. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu saydıklarını yapmayın. Siz Rabbinizin huzuruna çıkacaksınız ya, Allah'tan korkarak, Allah'tan sakınarak dini mübin İslam güzelcene yaşamaya çalışın diyor. Son olarak da varacağınız ve orada ebedi kalacağınız, dünya gibi fani olmayan, ebedi olan o ahiret alemi için hazırlık yapın diyor. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi şimdiden nefsini muhasebe eden, ahiret için hazırlık yapan kullarından eylesin. Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz cümlemizi umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. Dualarımızın makbul olması için, cümle geçmişlerimizin ruhu için, haseten şehitlerimizin ruhu için, haseten vatanımızın ve milletimizin selameti için, haseten Allah rızası için, velhamdülillahi rabbil alemin, el-Fatiha.